kapak fotoğrafı çekmek birazcık zor oldu ve kolum ağrıdı. Sandığımdan daha fazla şey getirmişim sanırım. Herkese yeniden merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda size Türkiye'den neler getirdiğimden bahsedeceğim. Aslında çok bir şey almak hakkında yoktu. Hatta hiçbir şey almak hakkında yoktu. Sadece tek bir şey vardı. Onu da zaten bahsettiğimde söyleyeceğim. Buydu sadece tek almak istediğim şeydi. Hatta iki şey pardon. İki şeyi zaten direkt almak istiyordum. Onun dışındaki çok şey aklımda yoktu açık konuşmak gerekirse. Hepsi sonradan oldu. Çok uzun olacağını düşünmemekle birlikte Türkiye'den neler getirdiğinden bahsetmek istedim. Çünkü bu video serilerini gerçekten çok seviyorum. O yüzden hadi hemen başlayalım. Öncelikle şöyle getir poşetine koyduğum alezler var. Bu alezler aslında şey olarak şöyle içinden de bir şeyler düşecek çünkü. Bu alezler ise yastık alezi. Biz de daha önce Madame Coco'dan almıştık ve çok da memnun kalmıştık ve yastık alezi olarak arattığımda yedek olsun istiyordum. Arattığımda bunlar aslında en yüksek puanlı ve en uygun olanıydı. Yani alez olduğunu düşünerek çok da umursamadım ama benim şu anda kullandığım Madame Coco'dan aldığımda çok 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 ince çıktılar. Ve yani şu an için o sırada daha doğrusu iptal edecek ve iade edecek bir vaktim olmadığı için getirdim ama yani çok memnun kalarak kullanacağımı söyleyemem. Bir sürü bıcı bıcı kolonyası var. Hepsini tek tek poşetledim ki akmasınlar, bir şey olmasınlar diye. Nitekinde çok da iyi geldiler. Şimdi ben bunu hemen açayım, geliyorum. Ben Dali'nin bıcı bıcı kolonyasını çok seviyorum. Özellikle bu direkt bıcı bıcı yazan. Bunları yeni aldım. Şöyle dolu olan. Bende bir tane daha var. Zaten şu anda kullandım. Şu anda da bunu kullandım hatta. Ya şuraya kadar ancak geldim. Çünkü böyle hani yok olduğunu bilince kullanamıyorum. Öyle bir durum var. O yüzden bunlardan almak istedim tekrar tekrar. Bunları da Trendyol.com'da her marketten alabiliyorsunuz ya hani. Orada bir mağazada hani hangisinde en çok derin ürün varsa oradan aldım açıkçası. Marketin adını hatırlamıyorum. O yüzden bunlar iki tane ve diğer çeşitlerinden de birer tane aldım. Pardon, bunlardan birer tane, her bir çeşidinden birer tane aldım. Sonra bu bıcı bıcı kolonyasını da aldığımdan bir 30-40 lira daha ucuz getirde buldum. O yüzden dedim ki ben bundan bir tane daha alayım. O yüzden bunu iki tane aldım. Böyle bir tane daha anım var, onu da anlatacağım. İki tane de farklı kokusundan da aldım. Birisi çiçek bahçesi. Şöyle bunun bir kokusuna bakalım. Aa, çok güzel. Eskiden Cansız Baby'nin vardı. Ona çok benziyor. Bu çok çok güzelmiş. Ve bir tane deniz esintisi. Bu da galiba yine o Cansız Baby'nin okyanus kokusu olabilir. Evet, bu da o. Oh, bayılırım yani. O kadar güzel ki. Bebek kolonyaları kalpten. Şimdiden şöyle 5 tane olduğu için çok mutluyum şu anda. Güzel güzel ve huzurla rahat rahat kullanabilirim bunları. Şu ayakkaya koydum ben poşete. Dali'nin böyle bütün ürünlerini almak istediğimi fark ettim. Ve en son hatırlarsanız Ağustos bitenlerinde sanırım duş jelini artık veda etmek istediğimi. Hani düşüncemden bahsetmiştim size. Duş jeli artık kullanmak istemediğimden bahsetmiştim. Ve bu konuda da çok fazla yorum geldi. Aslında duş jeli kullanan sanki bir tek benmişim gibi bir his oldu bende. O yüzden de dedim ki galiba ben yanlış yoldayım. Ve hani beni izleyen birine bile bu şekilde kötü etkiliyorsam aslında kötü bir şey bu. Benim için özellikle çok kötü bir şey. Onun için de dedim ki asıl sabuna geçiyorsak eğer bunu kesinlikle Dali'yle ve Dove'la kutlamalıyız. O yüzden de böyle Dali'nin sabunlarından aldım. Ve bunlar birazcık yolda bir tık kötü olmuş. Ama olsun, çok önemli değil. Böyle minik minik biraz döküldüğünü hissediyorum. Ama bunu açarken sadece dikkatli olmam lazım. Böyle bebek sabunu olandan aldım. Yine bu da aynısından. Sonra bu aslında ikili paketlerdi. Ben bu ikili paketlerden toplamda 2 tane ve 4 tane almış oldum. Ve bir tane de farklı bir ambalajda avokado yağı içeren zengin formül diye bir sabun daha varmış. Bunun daha nemlendirici özellikle olduğunu düşünerek bundan da 2 tane aldım. Toplamda 6 tane Dali'nin sabunumuz var. Şöyle. Dove'un sabunlarını zaten çok severek kullanıyorum ama burada sadece orijinal olanı var. Yani beyaz olanı var ve bu pink yeni çıktı bildiğim kadarıyla. Bu da herhalde temizler, nemlendirir ve besler diyor. Şöyle pembe sabunundan da 2 tane aldım. Bunu da gratis'te buldum. İndirimli ama ondan sonra Dove'da, pardon, Getir'de çok daha indirimli buldum. O yüzden
Yani aslında bir daha alabilirdim ama o anda almadım. Yani toplamda şu anda 8 tane sabunla gelmiş olduk ve bunun dışında da burada da sürekli Dove alıyorum. Ve böyle çok rahat bir şekilde duş ellerinden çıkacağız. Yani baksanıza, şöyle 6 tane sabunun boyutu kadar bir duş jel aslında yer kaplıyor evde ve çok daha güzel, çok daha çevreci, çok daha sağlıklı. Gerçekten uzun yıllarımı çarçur etmişim gibi hissettiğim bir an. Neyse artık zaten neresine dönersek kar diyelim. Şimdi bunlar birazcık kozmetiğe girdi. Kozmetikten sonra yeme içmeye geçmeden önce bir kıyafet, bir tane de kitabım var. Bundan bahsedeyim. Bu yanıma alamadım. İki tane bilgisayardan dolayı artık çok ağır olmuştu. Sırt çantam o yüzden. Şöyle atomik alışkanlıkları aldım. Bunu zaten hangi yabancı YouTuber'ı izlesem bunu mutlaka bahsediyor. Kötü alışkanlıklardan kurtulup iyi alışkanlıklar edinmek için kolay ve etkisi kanıtlanmış bir yöntem diyor. Yani benim değiştirmek istediğim çok fazla kötü alışkanlığım var. Bunların başında çok hareket etmemek, işte abur cubur tüketmek, şeker tüketmek, çok kahve içmek gibi kötü alışkanlıklar geliyor. Onun için bu kitap bakalım ne kadar yardımcı olacak. Bunu zaten üzerine konuşuruz mutlaka. Sonra bu kitabı zaten sanırım yeni yıl da belki daha önce okuyup bitiririz. Sonra bir tane sadece kıyafet aldım. Bu da aklımda yoktu. Şöyle bir tane gömlek. Bu kollarında da şöyle bir detayı var. Normalde bu arada şuraya kadar kolu. Ve katlayınca da şöyle güzel bir kol detayı var. Yine buradan bir tane düğmesi geliyor. Ve böyle tiril tiril gerçekten çok güzel bir rengi var bu arada. Yani ben buna çok yakıştırdım. Ve böyle açık haki diye geçiyor aslında. Çok da güzel bir hani şey var, böyle hani sıkıştırırsın ama hiçbir şey olmaz ya. Hani böyle kırışmaz, etmez. Yani gerçekten çok çok güzel bir yapısı var. O yüzden bunu çok beğendim. Bu da Mudo'nun indirim reyonundan bulduğum bir gömlek. Açık hakiymiş evet rengi. Normalde 1400 liraymış. 899 liraya aldım. Bu sanırım geçen sezonun, yani yaz koleksiyonunun son ürünlerinden bir tanesi. Ama bu gerçekten çok güzelmiş. Başka rengi de yoktu. Olsaydı kesin alırdım. Bunu da yıkayacağız ve Allah bilir ne zaman giyeceğiz. Bakalım. Bahsetmeyi unutmuşum. Bir de bu gri melanjın. Gri melanj galiba bu şekilde okunuyor. Bu haki rengini, neredeyse aynı renk bu arada. Haki rengi tişörtünü ve açık böyle bebek mavisi bir tişörtünü de aldım. Böyle arkası daha uzun geliyor. Yeri güzel aslında. Fena değil. 200 küsür lira olması lazım. Bu aslında yaka detayını ben beğendim daha çok. Ve yani güzel bir tişört aslında. Bakılabilir. Özellikle tek başına da güzel ama ben sivetlerin altında böyle daha hani görünen yakaları çok seviyorum. O yüzden bir bundan bir tane de mavisinden aldım. Yine yiyecek içeceğe geçmeden son bir şey daha. Bunu da Getir'den buldum. Yani inanamıyorum. O kadar güzel ki. Harry Potter kupası. Dobby artık özgür kupası. Şöyle bir rengi var. Tam bir tatlı pembe ve içi de sarı. Friends'e benziyor. Şurada böyle simli Harry Potter yazıyor ve bildiğiniz böyle rahatsız edecek derecede bir sim var. Ve burada da Dobby var. O kadar güzel ki. Bayıldım buna. Bu da indirimdeydi. Galiba 300 liradan 201 liraya düşmüştü. Buna böyle kırılmadan sağ salim getirdiğim için mutluyum. Sonra artık gelelim yiyecek içeceklere. Şöyle bir kutuya koydum. Bunu Adana'dan getirdim. Böyle komple. Evet. Nane getirdim. Ama yani gerçekten çok güzel bir nane. Böyle kavanozda verdi annem. Ve bu nasılmış biliyor musunuz? Tabii ki ikram dondurmanın sadece poşetini getirebildim. Keşke kendisini de getirebilseydim. Çok güzel olurdu. Şöyle bir açalım hemen. O kadar güzel kokuyor ki. Yani böyle şehriyeli domates çorbası. Ve bugün yapsam mı ya? Şu an çok canım istedi bu kokuyu duyunca. Domatesimiz de var konserve. Of! Bugün bu arada geldiğimiz için pazar. Ve dün geldik evde. Tabii ki çok bir şey yok. Çok az bir
Market alışverişi şey yaptık. O da havaalanının marketinde. O yüzden şu anda evdekilerle idare edeceğiz. Ama zaten ben bunları öngörerek yoğurdun ve işte sütün kısa vadeli ömürlülerin en uzunluğunu gidip bulup çoktan koymuştum. O yüzden şu anda aslında birazcık da içim rahat. Hem konservelerimiz var, hem böyle yoğurttur, süttür, her şeyimiz var yani evde. Bu nanenin hikayesi de şöyle. Kuzenim, Adana'daki kuzenim bir yerden baharat alıyor. Böyle organik ürünler satan bir yerden. Kekik ve nane alıyor. Kekik yerine iki defa nane gönderiyorlar. Ondan sonra diyor ki ben sizden kekik de istemiştim diyor. Ona bir daha nane gönderiyorlar. Ve öyle kilolarca nane oluyor bir anda elinde. Ve hani diyor ki tamam bunlar kalsın, ben bunun da parasını gönderirim size. Bana artık kekiği yollayın diyor. Ve bunu da böyle annem de dahil bayağı aile arasında paylaşıyoruz. O yüzden bana da nasip olan bir ürün oldu bu. Herkes de böyle şu anda aynı nane var bizim ailede. Gerçekten çok güzel oldu. Dimes'in kullanımlarına kardeşim benden sonra tekrar Amerika'ya dönmüştü. Ben oradayken de almıştık ve içmiştik bunları. Çok da sevmişti. Sonra iki tane daha almış. Hem böyle cool berisini, aslında o daha çok beri bisküvi sever. Ben de cool lime'ı daha çok severim. Bunlardan da almış. Böyle fazla fazla almış ve içemeden gitmiş. Annem de çok sevmez böyle şeyleri. O yüzden dedi ki bana sen bunları al götür. Bunlar da hazır dolaptaydı. Ve bunları da aldım getirdim. Birlikte yaparız yine. Bir baharat hikayemiz var yine. Hayfena'nın Pumpkin Spice baharatını gerçekten herkese görmüşsünüzdür mutlaka. Ve böyle bütün YouTuber'larda mutlaka gördüğüm bir üründü. Yani ilk de paylaşmışlar çünkü ben çok severim Pumpkin Spice baharatını. Evde yapmıştık. Burada bulamadık falan böyle. Hani o yüzden de birazcık şeydim, böyle gidince mutlaka almak istediğim ürün bir tanesi buydu. Bu arada diğeri de atomik alışkanlıklardı. Ben hiçbir şey olmazsa bu iki ürünü alıp aslında gelecektim eve. O yüzden bu ikisini de aldığım için çok mutlu oldum. Çünkü zaten çoktan favorileri eklemiştim. Şimdi bu Hayfena baharatında şöyle bir hikayesi var. Ben tabii ki bu ürünü almak istiyordum. Evet. Sonra Trendyol'da kendi resmi sitesinde bu baharat, bir tane daha pumpkin spice baharatı, bir de sandviç ve tost baharatını ekledim ki ancak o şekilde kargo bedavaya geldi ve bu baharat 99 liraydı. Buraya kadar bir sorun yok. Sonra getirde gezerken aynı baharatı 79 liraya gördüm. Dedim ki, ve aynı gün oldu bu. Dedim ki şarjım bitiyor. Şarjım diye yani hafızam doluyordu. Dedim ki ben en azından getirden alayım, hemen gelsin. Bir de bu kargosuyla uğraşmayalım. O yüzden iptal ettim. Ben iptal ederken, her zaman iptal seçeneğinde ve ben hep bu hatayı yapıyorum. İptal ederken bir tanesi seçili oluyor ve benim oradan içine girip iki seçmem gerekiyor. Mantık olarak. Da öyle zaten, ama ben hep hani ikisini birden iptal etmek istiyorum mu? Tek tuşla yapabildiğimi zannediyorum. Ve olmadı tabii ki de. Ben sandviç baharatını iptal ettim. Pumpkin Spice'da birini iptal ettim. Ve bu baharata 99 lira artı kargo verdim. 40 lira geldi bu arada. Bu bana ne kadara gelmiş oldu? 140 liraya geldi. Ve bu iki tanesini de ben getirden 160 liraya aldım. Yani güya kargo ödememek için getirden aldığım baharatların bir tanesiyle, ya yani bu üçü aslında getirden aldıklarımdan çok daha pahalıya geldi bana. Saçma bir alışveriş oldu orada ama artık yapacak bir şey yok. Ben de kapı çalıp böyle hani Hayfena poşetini görünce kargocunun elinde bir an şok oldum. Yani herhalde dedim iptal ettim ama buna bana yine de gönderdiler, nasıl şimdi o anda şey diye düşünüyorum. İptal ettim, iptalimi almadılar, bütün baharatları yolladılar. Ben nasıl satıcıya ulaşacağım da onun parasını ona ileteceğim falan, çünkü geri gönderemem. Hani bunlarla böyle şey yaparken içinden bir tane çıktı ve son iptal edilenlere bir baktım. Bir iptal etmişim. Yani bunda böyle bir hikayesi var. O yüzden de biri çok pahalıya gelen, hangisi acaba? 3 tane pumpkin baharatımız var. Dubai çikolatasının testini yapmıştık ya. Kalanı şöyle getirdim. Vlogtober 31'de çok güzel test yaptık. Çok hoşuma gitti. Ve geriye kalan 3 tane ürünüm var. Bir tane bulutlardan şöyle bir kuru çilek aldım. Çok güzel. Yani yediğim en iyi kuru çilek gerçekten bu olabilir. Çıtır çıtır yedim. Mükemmel bir şeydi ve yani keşke böyle hani bozulmayacağını bilsem ya da vakum atabilsem de daha çok alsam, ama çok güzeldi gerçekten. Şöyle göstereyim. Mükemmel bir kuru çilek ve tam böyle granolalar için. Böyle hani bir iki tane bile atsan kahvenin yanında gerçekten mükemmel bir şey. Sonra yine getirden son gün alışverişi teknemler indirime girmiştim. İki tane aldım. Bunları zaten çok seviyorum. Earl Grey olsa iki tane de Earl Grey alırdım ama
O yoktu. Sadece klasik olanı vardı. O yüzden onu aldım. Bir de kafeinsiz Türk kahvesi almak vardı aklımda. Mehmet Efendi'den kafeinsiz Türk kahvesi aldım. Bazen canım akşamları kapsül kahve istemez, Türk kahvesi ister diye. Böyle bir yelpazemizi genişletelim istedim. O yüzden de bundan da aldım. Uzun zamanda da aklımdaydı. Artık her gelişimde bir kafeinsiz Türk kahvesi mutlaka alırım. Aslında şunu da yapabilirim. Kafeinsiz çekirdek bulursam ondan da alabilirim. O da çok mantıklı. Bunun da en azından şu anda aklıma geldi. İyi oldu. Yani en azından burada bulursam kafeinsiz çekirdek bir daha taşımam da ne güzel de olur. Evet, aldıklarımın hepsi bu kadardı. Bence çok tatlı şeyler aldık. Yani özellikle Darin kısmı, baharatlar kısmı. Yani her şey aslında çok sevdiğim ve çok kullandığım ürünler. Ve burada bulmakta zorlandığım ürünler. O yüzden gerçekten çok mutluyum şu anki alışverişimden. Umarım siz de severek izlemişsinizdir bu videoyu. Sizin işlerinde en favoriniz hangisi oldu? Benim favorilerime şöyle bir bakacak olursam. Şu kitap favorim şu an itibariyle. Sonra pahalı olmayan Pumpkin Spice'ım favorim. Dalin kısmı favorim yine. Ve tabii ki Dobby bardağım favorim. Yani 4. 5'i de illa söylemem gerekiyorsa nane ve çilek diyeceğim. Ve sonuncuya da Aleze koyacağım. Gerçekten böyle bir sıralamam var şu an itibariyle. Araları da artık doldururuz bir şekilde. Ve böyle. Eğer bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa, Türkiye'den yerel getirdim isimli bir oynatma listem var. Hemen videonun altında bulabilirsiniz. Ve gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve bildirim zilini de açarsanız bir sonraki videodan hemen anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda ve çok kısa bir zaman sonra tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.